Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir gayrimenkul hukuku okuryazarlığını geliştirme adına çıktığımız bu yol çok fazlasıyla desteğinizle ilerlemeye devam ediyor. Videolarımı paylaşmaya, hatta yine çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız sunumları da sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin hem desteğini hem de sorularınızı görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bunu baştan belirteyim. Özellikle imar barışının yeni halinin gelip gelmeyeceği dedikodusu üzerinden hazırladığımız video çok fazlasıyla izleniyor. Çok kısa bir sürede hem sizin sorularınızla hem de yorumlarınızla çok yoğun bir biçimde ilgi görüyor. Bu da çok normal çünkü Türkiye'nin önemli bir sorunu hem kentsel dönüşüm hem kentsel dönüşümü yaratılmasına neden olan yapı stoğumuzun sorunlu olması ve bu sorunlu yapıların bir şekilde hukuki zemine aktarılmasına yönelik taleplerin yoğun bir biçimde yaşanıyor olması. Ama tabii bir taraftan da deprem tehlikesi, depremin yaratmış olduğu büyük yıkım bu konuda dengeli bir şekilde ilerlenmesi gerektiğine yönelik izlenimlerimizi ya da düşüncelerimizi kuvvetlendirdiğini söyleyebilirim. Bunlar bir tarafa. Yine gayrimenkul hukukunun çok temel sorunlarına ya da sizin en çok karşılaştığınız kira problemlerine ilişkin de yine videolarımı aralıklarla sunuyorum. Son hazırladığımız videolarda özellikle birlikte kiralayanlarla ilişkili problemleri değerlendirmiştik ama birlikte kiracılık sözleşmelerini ya da birlikte kiracılıktan kaynaklı kira hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkları değerlendirmemiştik. Onu da sizlere hızlıca aktarmak istiyorum. Birlikte kiracılık ne demek? Bu nasıl yaşanabilir? Bunu hızlıca söylemek gerekirse aslında çok fazlasıyla yapılan bir uygulama. Çünkü birlikte kiracılık hem ortaklı ofislerde hem ortaklı çalışmalarda hem öğrenci evlerinin kiralanmasında sıklıkla karşılaştığımız bir uygulama. Ama burada bazen kiralayan tarafında, bazen kiracı tarafında bilinmeyen durumların olması sebebiyle çok büyük problemler yaşanabiliyor. Özellikle birlikte kiracılıkta birden fazla kiracının olduğunu söylemeye gerek yok. Ama bu birden fazla kiracının en önemli yükümlülüğü tabii ki kira bedelini ödemek. Kira bedelinin ödenmesinde de bazen kira sözleşmelerinde tarafların müteselsiz sorumluluğu yapılmadan sadece kira bedelinin ödeneceğine yönelik ibarelerle yetinildiğini görüyoruz. Yani örneğin bir öğrenci evinin kiralanmasında 20 bin liralık bir kira sözleşmesi yapılıyor. Bu kira sözleşmesine kiralayan kişi yani ev sahibi imza atıyor. Bir de bunun karşılığında 4 tane örneğin öğrencinin imza attığını görüyoruz. Burada ev sahibinin karşılaştığı en önemli risk kira bedelinin tahsil edilememesi durumunda acaba bu 4 kiracıdan kirasını düzenli ödeyen ya da ödemeye gücü olan kişiden tahsil edebilir mi? Ya da dördünden ayrı ayrı almak zorunda mı? Burada hemen altını çizerek belirtelim. Eğer kira sözleşmesinde kiracıların tüm kira bedelinden müteselsilen yani birlikte sorumluluğu yoksa herkes hissesi düşen miktar kadar kira bedelini ödemekle sorumlu. Yani siz eğer 20 bin liraya bir kiraladığınız yeri 4 öğrenciye kiraladıysanız her birinden sadece 5'er bin lira tahsil edebilirsiniz. O diğer kiracılardan biri eğer kira bedelini ödemiyorsa arkadaş ben 20 bin liraya anlaştım sizle ben tamamını isterim deseniz de tahsil edemezsiniz. Ama bunu engelleyebilmenin en önemli yolu kira sözleşmesinde kira bedelinin kiracıların tamamından sorumlu olacağını gösteren bir müteselsil kiracılık ilişkisinin belirlenmesi. Buna ilişkin tabii ki Yargıtay'ın istinaf dairelerinin çok fazlasıyla kararı var ama mesela Yargıtay'ın 6. Hukuk Dairesi diyor ki kira sözleşmesinde birden fazla kiracı olduğu takdirde her bir kendi payına düşen kısımdan sorumludur diyor. Dolayısıyla siz böylesi bir problemle karşılaşmamak adına müteselsil kiracılık ilişkisini yaratmanız lazım. Bunun dışında aslında kiracılar tabii kira bedellerini ödedikleri gibi kiraladıkları mecra yani kiralanan yere de özenli bir biçimde dikkat etmek zorundalar. Bunun yanında komşuluk ilişkilerine de dikkat etmek zorundalar. Burada siz kira sözleşmesine yazsanız da yazmasanız da kiralanın özenle kullanım borcundan ya da komşuluk ilişkilerine saygı çerçevesinde devam etme yükümlülüğüne müteselsil bir biçimde yükümlülük altına girdiklerini söyleyelim. Yani bir kiracıyla siz böylesi bir madde koydunuz, diğeriyle koymadığınız gibi bir
tereddüt yok. Eğer kiracılardan biri komşularınıza sıkıntı yaratıyorsa ya da hor kullanıyorsa taşınmazı, o zaman tahliye davasını açabilirsiniz. Çünkü hep birlikte bu taşınmazın özenli bir biçimde kullanılmasından sorumlu olduklarını söyleyelim. Bunun yanında yine çok önemli bir konu ya da atlanıldığını düşündüğüm bir konu. O da birlikte kiracılık sözleşmelerinin feshi ya da birlikte kiracılık sözleşmesinden kaynaklı alınan yazılı tahliye taahhütnamesindeki eksiklik. Şimdi birlikte kiracılık eğer kiraya veren tarafından sona erdirilmek isteniyorsa, yani tahliye edilmek isteniyorsa kiracılar ve aralarında yine kira sözleşmesinde ayrıksı bir hüküm yoksa, sizin mutlaka tahliye davasını tüm kiracılara birlikte yöneltmeniz gerekiyor. Çünkü birinin tahliye edilmesi, diğerinin tahliye edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hatta biraz daha teknik bilgi verelim. Burada mecburi dava arkadaşlığı söz konusudur. Yani siz yapacağınız ihtarları da, çekeceğiniz ihtarları da ya da açacağınız davaları da mutlaka tüm kiracılara karşı yöneltmeniz gerekiyor. Eğer böylesi bir talebiniz varsa ve sadece kiracılardan birine bu davayı açarsanız, örneğin bir tahliye davasını açarsanız, diğer kiracıların davaya dahil edilmediği gerekçesiyle sizin davanız usulden reddedilecektir. Ki Yargıtay'ın buna ilişkin de birçok kararı var. Diyor ki mesela 8. Hukuk Dairesi, kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşları olduğundan tahliye yönelik takibin ve takip neticesinde tahliye istemin her iki kiracıya da birlikte yöneltilmesi gerekir diyor. Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2018 tarihli bir kararında, kira sözleşmesinde kiracı olarak birden fazla kişi varsa husumetin her kiracıya yöneltilmesi gerekir. Burada mecburi dava arkadaşlığı vardır ve kiracılardan birisine yapılan ihtardan diğer kiracının da birlikte haberdar olması gerekir diyor. Eğer yoksa usulden reddedileceğinden bahsediyor. Bu çok önemli bir kural. Bir ikinci önemli ya da yapılması gereken önemli nokta, kiracıların vermiş olduğu yazılı tahliye taahhütnamelerinde her bir kiracının imzasının olması gerekliliği. Bazen kiraya verenler o anda kira sözleşmesini kimle yapıyorsa sadece taraflardan birinden tahliye taahhütnamesindeki imza alıyorlar. Bu tümüyle hatalı. Çünkü nasıl aile konutunda yazılı tahliye taahhütnamesini verirken imzasının olması gerekiyorsa, birlikte kiracılık ilişkisinde de kiralayan her bir kişinin o tahliyeyi gerçekleştireceğine ilişkin taahhütte bulunması gerekiyor. Dolayısıyla birinin verip birinin vermediği durumda yazılı tahliye taahhütnamesinin de çöp olacağını, yani herhangi bir işe yaramayacağını da söyleyeyim. Evet, buna ilişkin birçok kararın olduğunu da belirterek şunu da söyleyelim. Bazen de kiracılar kendi aralarında anlaşamazlar ve kira sözleşmesini sona erdirmek isterler. Burada birlikte hareket etmeye yükümlülükleri olduğundan, kendi aralarında da problem yaşandığından nasıl bir sonuçla buradan ayrılabilirler? Ya da kiracıların kira sözleşmesini feshi durumunda, eğer taraflar yani kendi aralarında anlaşamamaları durumunda nasıl yol izlenmeli derseniz, burada bir adi şirketin tasfiyesindeki ya da bir adi şirketin feshine ilişkin hükümlerin uygulanacağını, buna yönelik adi şirketin feshi hükümleri çerçevesinde kira sözleşmesinin feshi talebiyle mahkemeye başvurulabileceğini hatırlatarak videoyu sonlandıralım isterseniz. Evet, önemli bir konu, önemli hataların yapıldığı bir alan. Dolayısıyla birlikte kiraya veren taraf olduğu gibi, dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu gibi, birlikte kiracılık ilişkisinde de çok ciddi problemler ya da bazı hataların olduğunu söyleyerek bitirelim. Özellikle bu kanalı büyütmeye devam edeceğiz. Çok fazlasıyla yorumlarınız oluyor. Ben de onlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki kanaldaki videoları beğenip eğer kanala abone olursanız çok daha fazla sizlerle karşı karşıya gelebiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.